idare bazen ihtiyaç duyduğu konularda vatandaşın aleyhine olsa bile kamu yararını göz ederek, kamunun üstün yararını düşünerek mülkiyet hakkının kısıtlanmasına dair kararlar alıp aynı zamanda icra da edebiliyor. Mülkiyet hakkı Anayasa'nın 35. maddesinde herkes mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu hak ancak kanunla sınırlanabilir. Kamu yararları doğrultusunda ve kanunla sınırlanabilir şeklinde bir düzenleme mevcut. Burada da Türkiye Kömür İşletmelerinin yaptığı şey aslında kamusal bir ihtiyaca tekabül eden anılmış köyüne ait olan arazi ve arsaların kamulaştırılmasına ilişkindir. Çünkü orada çok zengin ve ciddi rezerve sahip olan asfaltit madeninin olduğuna dair iddialar söz konusu. Bunun bilimsel olarak bir çalışması yapılmış mı, yapılmamış mı? Bu rezerv ölçülmüş mü gerçekten? Bunun bilimsel verilerle desteklenir bir tarafı var mı, yok mu? O konuda zaten ne dosyaya yansıyan bir belge var, ne de bizim elimizde bir veri var, ne de bu işlemi gerçekleştiren Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün bu konuda somut olarak ortaya koymuş olduğu bir rapor ya da veri var. Yani dediğim gibi mülkiyet hakkı kamusal ihtiyaçlara binaen kısıtlanabilen ancak kanunla ve kamu yararıyla sınırlı olarak kısıtlanabilen bir haktır. Burada da dediğim gibi asfaltit üretimini gerçekleştirmek ya da bunun devamlılığını sağlayabilmek amacıyla anılmış köyü dahil Şırnak'ın birçok köyünü de aslında ilgilendiren bir acele kamulaştırma kararı alınmıştı. Biz de buna yönelik davanın iptaline, işlemin iptaline yönelik bir dava açmıştık. Bu dava aslında Cumhurbaşkanlığı'nın acele kamulaştırmaya ilişkin resmi gazetede kararının yayınlandığı tarih 24.02.2022 ve Cumhurbaşkanlığı'nın karar sayısı 25.2543 sayılı karar. Bu karar ile dediğim gibi az önce de ifade ettiğim asfaltit üretiminin devamlılığını sağlamaya yönelik olarak Anılmış köyde dahil olmak üzere birçok köyü içerisine alan bir acele kamulaştırma kararı. Yani bu kararın kapsamı, içeriği acil bir şekilde, acele bir şekilde köylülere ait olan arazilerin ve taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin bir karardı. Bu karar bize göre hukuka uygun olmayan bir karardı. Zaten aslında daha önce orada rödavansçı firma olarak nitelendirdiğimiz yani o asfaltit sahalarını işleten firma müvekkillerin mülklerine, arazilerine hiçbir şekilde izin, icazet istemeksizin doğrudan herhangi bir şekilde idarenin almış olduğu bir karar da olmaksızın el koymuştu. Biz buna ilişkin öncelikle Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde bir suç duyurusunda bulunmuştuk. Mülkiyet hakkının ihlali, arsa, arazi ve bahçelerin tahribatı nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştuk. Akabinde Şırnak Asliye Hukuk Mahkemesi'nde İhtiyati tedbir istemli müdahalenin menni ve tazminat davası açmıştık. Ve bu konuda Şırnak Asliye Hukuk Mahkemesi ihtiyati tedbir kararı vermişti. Akabinde de zaten ilgili firma bu ihtiyati tedbir kararına itiraz etmiş ve istinaf bu tedbirin kaldırmasına karar vermişti. Bu hem suç duyurusuna ilişkin dava dosyası, soruşturma dosyası henüz derdest devam eden bir dosya. Asya Hukuk Mahkemesi'ndeki ihtiyati tedbir ve müdahalenin menni tazminat davası da derdest olan devam eden bir dosya olarak önümüzde duruyor. Ancak bizim öncelikli hedefimiz zaten biz Cumhurbaşkanlığı kararının, acele kamulaştırmaya yönelik kararının iptaline ilişkindi. Danıştay 6. dairesinde açmış olduğumuz dava lehimize sonuçlandı. Yaklaşık bir yıllık bir hukuk mücadelesinden sonra, bir yılı geçkin bir hukuk mücadelesinden sonra Danıştay bizim talebimizin haklı olduğuna karar verdi. Zira burada Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü 3.2.2022 tarihinde bir kamu yararı kararı almış. Ancak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 6. maddesi gereğince bu kamu yararı kararının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca onayını sağlamadan bu işe girmişti. Yani burada koşul özellikle usulü açıdan herhangi bir engele idarenin takılmaması için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 6. maddesi gereğince Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kurumu Genel Müdürü tarafından alınan kararın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca onaylanması gerekiyordu. Maalesef bu prosedür izlenmeksizin, bu prosedür atlanarak bu karar alınmış ve dediğim gibi rödavansçı firmanın
oralara girmesine, acele kamulaştırma, daha doğrusu İDER'in acele kamulaştırma faaliyetlerine ve işlemlerine başlamasına sebebiyet verilmişti. Biz bunu gerekçe gösterdik. Ayrıca acele kamulaştırma kararının istisnai bir yöntem olarak başvurulan bir yöntem olması nedeniyle gerçekten somut verilerle desteklenmesi gerekiyor hukuki olarak. Yani acele kamulaştırma kararının gerekçesinin, aciliyetinin ve kamu yararının somut verilerle zaten ortaya konulması gerekiyordu. Danıştay 6. Dairesi'nin de aslında kararının bir kısmında buna yönelik, yani aciliyet gerektiren durumun ne olduğunun ve kararının gerekçesinin, kararın alınma gerekçesinin ne olduğunun, kamu yararının da hangi gerekçelerle desteklendiğinin ortaya konmadığına ilişkindir. Danıştay 6. Dairesi az önce bahsettiğim usulün işletilmemiş olması nedeniyle, yani kamu yararı kararının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafınca ona onaylanmamış olması, ayrıca durumun aciliyetini gerektiren somut verilerin, gerekçenin ortaya konmamış olması nedeniyle, yani hukuki idari işlem tesis edilirken ortaya konmamış olması nedeniyle bu hükmün, bu işlemin iptaline karar verdi. Biz de zaten aynı gerekçelerle aslında davayı açmıştık. Danıştay savcısı da bu onaylama işleminin, yani Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın onaylama işleminin gerçekleşmediğini fark ettiğinden bizim taleplerimiz doğrultusunda mütala vermişti. Mahkemede köylülerin açmış olduğu davada köylüleri haklı bularak bu işlemin iptaline karar verdi. Geldiğimiz aşamada şu anda istinaf kanun yoluna gidilmiş vaziyette. Ancak bizim haklılığımız bize göre gerekçeleriyle yerinde olduğundan bir üst mahkemeye gidilmesi de sonucu değiştirecek nitelikte olmayacaktır. Çünkü gerçekten hem usulü çok ciddi bariz hatalar yapılmış, hem de yani acele kamulaştırmayı gerektirecek sebepler, gerekçeler idare tarafından ortaya konulmamıştır. Başında yani yurttaşın, vatandaşın mülkiyet hakkını hiçe sayarak, hiçbir şekilde bir hukuk usulü ya da prosedür işletmeden zaten rödavansçı firma anılmış köyüne ve civar köylere asfaltit üretimini gerçekleştirmek amacıyla müdahalede bulunmuştu. Ve biz bu nedenle mülkiyet hakkının ihlalinden dolayı suç duyurusunda bulunmuştuk. Bu soruşturma dosyası devam ederken, bu hukuki işlem iptal edilmişken de maalesef rödavansçı firma oradaki asfaltit üretim faaliyetlerine devam etmekte ve mahkeme kararının gereğini de yerine getirmemektedir. Köylerin aslında ciddi bir mal varlığı var burada. Yani arazilerinden, bağlarından, bahçelerinden bahsedebiliriz. Yıkık dökük de olsa uzun zamandır terk edilen bir köy olduğu için henüz ayakta olan, iskeleti ayakta olan evleri de var. Bu evler tahrip edildi. Bağ, bahçeleri ve arazileri büyük bir tahribata maruz kaldı. Bu çok ciddi bir maddi mağduriyet sebebi köylüler açısından. Öte yandan zaten geçmişleri orada olan, hayatlarının büyük bir kısmını orada idame ettirmiş olan köylerin manevi olarak da hatıralarına bize göre bir saygısızlık yapıldı. Hiç kimseden izin alınmaksızın, hiç kimsenin rızası alınmaksızın burada bu tahribatın yapılmış olması köyleri çok ciddi bir biçimde mağdur etmiş vaziyette. Bizim hukuk mücadelemiz, köylülerin hukuk mücadelesi devam ediyor. Biz hem maddi açıdan köylülerin beklentilerini karşılayacak tazminat davalarını açtık. Hem de eylemleriyle suç işleyen, suça iştirak eden şahıslar hakkında da suç duyurusunda bulunduk ve gerekli ceza soruşturmasının da başlatılmasını bir şekilde sağladık. Bu sürecin takipçisi olarak köylerin yararlarını ve haklı olan davalarının takibini yapmaya, sürdürmeye devam ediyoruz.